Bol çiçekli günlerden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili çiçeksever takipçilerim. Gördüğünüz gibi bugünkü konumuz evimizin misafiri yılbaşı çiçeklerimiz. Bu çiçek çok güzel bir çiçek arkadaşlar. Noel çiçeği de deniyor, yılbaşı kaktüsü de deniyor. Yani evimizi şenlendiren, kışın bize güzel güzel çiçek açan bir bitki bu arkadaşlar. Hemen hemen çoğumuzun evinde de bu bitki vardır. Bir önceki videolarımda bir kür hazırlamıştık. Bol bol tomurcuk olsun, bol bol çiçek açsın diye. Gördüğünüz gibi benim yılbaşı çiçeğimde bir yandan çiçek açıyor, bir yandan soluyor, bir yandan tomurcuk vermeye devam ediyor. Hangi kürü vermiştik arkadaşlar? Yeşil çay kürünü yapmıştık. Yeşil çayın içindeki vitaminleri demlendirip, demleme usulü yapıp çiçeğimize ikram etmiştik. Ve gördüğünüz gibi çiçeğimiz gayet güzel bir şekilde açmaya devam ediyor. Tomurcuk vermeye devam ediyor. Sizler de görüyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar, sizler de bu kürü uygulayın. Videolarımda var nasıl yaptığım. Ona göre sizler de yılbaşı çiçeklerinize verin. Yılbaşı çiçeğimiz yani yılbaşı kaktüsümüz bir sukulent cinsidir arkadaşlar. Çok suyu sevmez. Ama çok sıcak havayı da sevmez arkadaşlar. Normal, çok don olmayan havalarda dışarıda bırakın. Soğuk havayı sever. Dediğim gibi sıcak havadan hiç hoşlanmaz. Yapraklarını mayış mayış böyle süzük süzük görebilirsiniz. Ama dışarıda bu şekilde hem tomurcuk çok olur, hem kendine gelir, hem de bol bol çiçek açar. Dediğim gibi eğer don varsa dışarıda, çok eksilere düşmüşse evinizin soğuk bir odasına alabilirsiniz. Hani donmayacak şekilde bir odasına alabilirsiniz. Evet, şimdi sırada şöyle daha önce videolarımda da göstermiştim arkadaşlar. Hatta kısa short videosu da var bunun arkadaşlar. Onu da sizlere çekmiştim. Benim bu aşılı değil arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğim normal, aşısız. Eski anam babam yılbaşı çiçeği diyorum ben buna. Annelerimizin evlerinde olan yılbaşı çiçeği. Bu çürüyüp ölmek üzereydi arkadaşlar. Hani artık gözden çıkartmıştım ben. Çok mu sulandı, yerini mi sevmedi? Hani ölmek üzere bir çiçekti bu. Ben bunu su dolu böyle şişemin içerisine attım. Deney yapayım dedim. Hani ölürse de kalırsa da. Ölürse bizimdir, kalırsa çöpündür dedim. O derece. Ve gördüğünüz gibi şöyle 25-30 gün içerisinde, yani bir ayın içerisinde suda bu şekilde kökler meydana geldi. Yani canlandı arkadaşlar. Bu buruşuktu artık, çürümek üzereydi dediğim gibi. Şöyle kökleri sizler de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şöyle çevireyim. Gerçekten kendine geldi. Bu şekilde kökler salgıladı. Şimdi bunu suyudan çıkaracağız ve toprağa ekeceğiz arkadaşlar. Fazla suda da kalırsa ne yapar? Yosunlaşır, erir, biter arkadaşlar. Gayet kök salgısını tamamladı. Şimdi hadi o zaman önce toprağımızı hazırlayalım, sonra da çiçeğimizi sudan çıkartalım artık. Evet, toprak hazırlarken arkadaşlar şöyle ben köklendirme yapmak için evdeki bir kabı bu şekilde bolca delikler açtım. Çünkü su tutmaması lazım saksımızın. Gayet akışkan böyle bir saksı elde edelim. Ben köklendirmeyi bunda yapacağım. Daha sonra biraz biraz büyüdükten sonra ayrı saksılara tabii ki de ayıracağım. Şöyle saksımızı gösterdim sizlere. Bol delikli, draneji bir saksı. Toprağımız da arkadaşlar bahçe toprağı. Eğer imkanınız varsa kendiniz evdeki meyve kabuklarından, posalardan bu şekilde bir vitamin dolu bir toprak hazırlayabilirsiniz. Toprağımız gayet geçirgen bir toprak. Böyle geçirgen toprak olduğunu nereden anlarız? Şöyle arkadaşlar, sıktığımız zaman toprağımız birbirine kenetlenmiyorsa, yapışmıyorsa ve böyle geri açtığınızda, bakın iyice sıkıyorum, açtığınızda dağılıyorsa bu toprak çiçekleriniz için çok uygun bir topraktır. Daha önceki videolarımda da söylemişimdir. Toprağımızın içerisinde kömür var arkadaşlar. Normal mangal kömürü bu, odun kömürü.
saf odun kömürü, meyve artıkları var, gübre var arkadaşlar, hayvan gübresi var. Bu şekilde toprağımız, bakın çivi bile var, yani demir vitamini kalsın çünkü toprağımızın demire de ihtiyacı var. Bu şekilde evimizde haşlamış olduğumuz yumurta kabuklarımız var. Tabii ki de bu yumurta kabuklarını asla tuz atmadan haşlıyoruz arkadaşlar. Tuz attığımız yumurta kabukları çiçeklerimizi öldürebilir. Tuz çünkü. Şöyle arkadaşlar, yumurta kabuğumuzu da güzelce çiçeğimizi iyice ezelim. Bu şekilde. Zaten çok bir toprak hazırlamayacağım. Bu bana sanki yeterli. Bir de arkadaşlar, şöyle evimizde içtiğimiz çay. Günlük belki de 3-4 defa içtiğimiz çay artıkları. Böyle çay küründe bu şekilde içerisine koyuyorum toprağımızın. Çayın vitamini toprağımızı daha da zenginleştirecek. Daha da yumuşak bir toprak haline getirecek arkadaşlar. Çünkü toprağımızın yumuşak olması çok önemli. Şimdi şöyle arkadaşlar, toprağımızı bir güzel karıştırıyoruz. Arkadaşlar eldiven giymedim. Neden eldiven giymedim onu da söyleyeyim. Bizim toprakla buluşmamız lazım arkadaşlar. Evimizdeki, kendimizdeki elektriği toprağın alması lazım. Toprakla uğraştığınız zaman insanda ne stres kalır, ne gam kalır, ne keder kalır. Hani bu şekilde eliniz, ayağınız toprağa değsin arkadaşlar. Hani elektrik çarptı kışın, işte elektrik battaniyeden elektrik çarptı diyoruz ya. Böyle alın elinize, toprağa değdirin arkadaşlar. Evet, onu da söyledikten sonra toprağımız hazır, gördüğünüz gibi. Şimdi bunu saksımıza bu şekilde güzelce yerleştirelim. Evet, gördüğünüz gibi toprağımızı hallettik. Şimdi de ben şişemi kesip geliyorum arkadaşlar. İçerisinden rahatlıkla çiçeğimizi alabilelim diye. Evet, bu şekilde çiçeğimi çıkarttım arkadaşlar. Hiçbir şekilde erime olmamış. Gayet sert arkadaşlar. Hani dokusu sert. Şimdi bunu nasıl ekeceğim arkadaşlar? Şu kök atmış yerleri var. Gördüğünüz gibi. Bu kök atmış yerlerinden şöyle kıracağım arkadaşlar. Evet, bunu bir ekeceğim bu şekilde. Şöyle kök atan yeri de gömeceğim arkadaşlar. Şöyle tekrardan şurası köklü arkadaşlar. Çiçeğimizin gördüğünüz gibi şöyle yatıracağım. Hani köklerimi toprakla bu şekilde buluşturacağım. Ve diğer şöyle arkadaşlar. Şöyle bunu yan ekeceğim. Şöyle çiçeğimizi toprakla buluşturuyorum. Evet, diğer şöyle şuradaki kökü ayırıyorum. Ve yan arkadaşlar. Bakın kökler zaten buralardan çıkmış. Şöyle yan bir şekilde köklerimi toprakla buluşturacak şekilde yatırıyorum. Evet, burada da bir köklenme var. Bunu da arkadaşlar tüm yatırmak istiyorum. Ayırmak istemiyorum çünkü bayağıca bir köklü. Şöyle bu tarafa yatıracağım. Evet. Bu şekilde çok derin ekmedik gördüğünüz gibi. Çok derin ekersek çiçeğimizin büyümesi uzun sürecektir. Bu şekilde toprağımızı hemen üstüne kapatacak şekilde ekim işlemimizi yaptık. Şimdi hemen cam suyumuzu da bu şekilde, hatta şöyle tabağın altına koymak istiyorum. Fazla sular hemen aksın diye. Şöyle arkadaşlar, cam suyumuzu da hemen ilk etapta veriyorum. Daha sonra toprak iyice kuruyana kadar cam suyu vermeyeceğim arkadaşlar. Artık bekleyeceğim. Ta ki ne zaman toprak bayağı bir kuruduktan sonra sulama işlemini yapacağım. Bu şekilde cam suyumuzu da çiçeğimize
verdik ve bu çiçeğimizin aşama aşama büyümesini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ne şekilde büyüyor? Sizler de rahatlıkla göreceksiniz ve bu uygulamayı sizler de yapın. Ben de dediğim gibi benim bu bir deneydi arkadaşlar ve deneyim başarılı oldu. Şimdi filizlense bile arkadaşlar şöyle göstereceğim. Yeni bir yaprak çıkarsa bile sizlere çekip kısa video olarak olsa bile göstereceğim. Evet arkadaşlar. Çiçeğimizi ektik. Sevgiyle, sağlıkla büyüsün istiyoruz. Bize güzel güzel çiçekler açsın istiyoruz. Ve bugünlük de videom bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yılbaşı çiçeğini anlattım sizlere. Ben değişik renklerinden de bulup çoğaltmayı düşünüyorum. Sizler de bu şekilde besleyebilirsiniz. Dediğim gibi çay, çay posası veya şekerli su arkadaşlar. Şekerli su da gerçekten çiçeklerimize bir serum etkisi yapıyor. Daha sağlıklı, daha güzel çiçekler olmasını sağlıyor. Sizler de ara ara böyle her zaman değil, her sulamada değil. Zaten çok suyu sevmediğini söylemiştim. Çok sıcak ortamı sevmediğini söylemiştim. Ara ara bu kürlerden yapıp verebilirsiniz. Zaten kanalımda çekip paylaşıyorum. Evet, beni buraya kadar izleyip dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Ve iyi ki varsınız diyorum. Bugünlük de videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz, yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Yeni videolarımda yeni çiçekli günlerde tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.